toplumu, işte derneklerimizin toplum yaşamındaki yeri. Biz şimdiden Mustafa Borbor Yayın olarak bu etkinliğe maddi manevi katkı sunan ve bu etkinliğe katılan başta dernek üyelerimize, dernek yönetim kuruluna, yine Fikri Düğün Salonu emekçilerine sizin nezdinizde teşekkür ediyoruz ve diyoruz ki kültürünüz, coğrafyanız, toprağınız ve sevenlerinize kalın. Hoşça kalın, dostça kalın. Sağ olsun emekli öğretmenimiz Sayın Mustafa Bor, bütün duyarlılığını bize gösteriyor gecelerimizde, etkinliklerimizde. Mustafa Bey'e de ben teşekkür ediyorum. Sizlerle tanıdığım aramızdan biri, içimizden biri, köyümüzden biri. Ben Nülüfer Balcı kardeşimi sahneye davet ediyorum. Nülüfer Balcı. Saygılar getirdiniz diyor. Sağ olun, var olun. Anlıyorum.
Bas.
We'll be right back.
Erzincan'da tanıdıklarımız, akrabalarımız, dostlarımız vardır. Bu anlamda bugün Altınbaşak Beldesi'nin bu gecesinde yönetim kurulunu yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Ben sizlerle birkaç deyiş paylaşacağım. Daha sonra sahneyi değerli arkadaşlarıma bırakıyorum. Mesut,
Deryasıyım madem ki ben bir insanım. Thank you.
hakkım ismim ile, Enel hakkım ismim ile, Hakk'a vardım cismim ile. Benziyorum resmim ile, madem ki ben bir insanım. Benziyorum resmim ile, madem ki ben bir insanım. Daimiyem harap benim, daimiyem harap benim, ayaklarda turap benim. Aşk ehline şarap benim, madem ki ben bir insanım. Aşk ehline şarap benim, madem ki ben bir insanım. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun.
gecede emeği geçen tüm dostlara tekrar teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık. Sabırla dinlediğiniz için hepinize de ayrıca teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Başkanım, teşekkür ediyorum. Artık başkanım diyorum. Çünkü sen can demeye devam et. Biz çünkü çok eskiden beri tanışıyoruz. Sen benim abimsin. Gerçekten emeklerin çok bizde. Sizlerle her zaman federasyonunda tanıştık sizlerle. Evet. Yönetim kurulunda yıllardır güzel işler yapıyorsunuz. Evet. Aynı zamanda Bakırköy Belediye Başkanı yardımcılığı da yaptınız. Şimdi de Erzincan Belediye Başkanlığı adayı olarak partimiz sizleri belki adayı fazla başkanı olacağız. Evet. Buna inanın. Evet. Evet. Çalışmalar nasıl gidiyor? Vallahi çok iyi. Yani tabii biz özellikle İstanbul'da yaşıyoruz ama İstanbul'a geliş sebeplerimiz belli aslında. Yani keşke orada bir güzel sanatlar olsaydı, akademik anlamında adam akıllı üniversiteler olsaydı o topraklarımızda kalsaydı. Biz de haliyle eğitilmek için, deneyim sahibi olmak için, bilgilenmek için İstanbul'a geldik. Ve İstanbul'da işte İstanbul'un en kıymetli kentlerinden olan Bakırköy Belediyesi'nde 5 yıllık deneyim sahibi olduk. Sağ olsun Sayın Başkanım bizi Bakırköy Belediyesi'nin her türlü birimlerinde görev verdi ve bu görevi de layıkıyla yerine getirdik. Encümen Başkanlığı, İmar Komisyon Başkanlığı, Harita Komisyon Başkanlığı, Başkan Yardımcılığı, bir sürü fen işleri, park bahçeler olmak üzere birçok birimlerde görev yaptık. Haliyle bu edindiğimiz bilgiyi de gerçekten doğmuş olduğumuz toprakları taşımak bizim için vazgeçilmez kaynaklardan bir tanesiydi. Ben de bu görevi, bu almış olduğum, orada almış olduğum duaları iade etmek için gidiyorum. O yüzden inşallah hayırlısı olur diyorum. Siz her ne kadar İstanbul'da yaşam biliyorsanız ancak Tercan Federasyonu olarak siz yıllardır zaten hep Erzincan'a taşındınız. Evet. Hep Erzincan halkıyla dağda, bayırda, kırda, köyde insanlarımızdan oldunuz. Evet. Hiçbir siyasi ayrım yapmadan hizmet götürdünüz. Evet. Ve dolayısıyla her ne kadar İstanbul'daysanız da ruhunuz da aynı zamanda bedeninizde de zaman zaman hep o diyarda oldunuz. Çok doğru. Siz çok yakın takipçimizdiniz bizim. Biz özellikle ben Cumhuriyet Halk Partisi meclisiyeti olmama rağmen doğduğumuz topraklarda Tercan Belediyesi'ne ciddi anlamda makine yardımı yaptık. Bir grader gönderdik. Aynı zamanda bir tanker gönderdik. Refahiye Belediyesi'ne yine ayrım gözetmemeksizin. Her şey bizde çünkü hemşerilik statüsü çok önemli. Yani siyasi setin önünde üst perdede çünkü. Oraya otobüs gönderdik. Ama bunları yaparken gerçekten aklımda hiç geçmedi ama hayatımda şöyle bir iddiam ve idealim vardı hep. Bir gün bir kenti yöneteceğim. Bir gün bir kent yaratacağım. Yani bir gün kenti planlayıp orada mutlu insanlar oluşturacağım ve bu kent, yaptığım kent de dünya standartlarında olması gereken ve listesine girebilecek kentler oluşturur. Hayaliyle çok uzun zamandır bir hayalim ama bunlar da çok fazla çaba sarf etmeden hepsi bir önüme konuldu. O yüzden kendimi çok şanslı hissediyorum. Sağ olsun başkanım da bu anlamda icazetinizi verdi. Ve Erzincan Belediye Başkanı adayı olduk. 31 Mart'tan sonra da inşallah orada başkan olarak sizi ilk davetlerimden birini olacaksınız. Teşekkür ediyorum. Biz de size başarılar diliyoruz. Sağ olun. Biliyorsunuz her şey önce hayalden başlar. Evet. Bir ülke edinirsin. Evet. Ve onu da yavaş yavaş aşıma geçirirsiniz. Ne diyelim gittim size ya da yardımcı olsun. Amin. Sızır elinden tutsun. Sağ ol. Toprağına, coğrafyanına hizmeti de size layık görsün diye. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Sevgi, saygılar, başarılar diliyorum. Saçın turaları, ah ettikçe yaraları.
teker teker. Baktım bir can semahtır ne, güder ale ale. Şahlardan alın büken, bizim evren teker teker. Baktım bir can semahtır ne, güder ale ale. Zırgıtlar, zırgıtlar.
Güzel çizimim, güzel. Ben arkadaş 102. Bir adet saat için 102 numaralı arkadaş. Aramızda mı? 102'yi bekletiyorum. Gel canım sen gel. Bir tane sen çek. Gel gel ya, bir tane çek. Tamam. İkinci kol saatini çekilişini yaptırıyorum. Oku canım. Hediyenizi almak üzere buyurun. Üçüncü saat çekilişi. 23. 23. Evet. Üçüncü kol saatimiz numarası 23. 23 numaralı arkadaş. Ha, ablacığım buradaymış. Tamam. Orada İhsan abim. İhsan abim bu. Eylül Kırıkkaya. Eylül Kırıkkaya kol saati çekilişini yapıyor. Çek canım. On dokuz. 20 saniye. Erzurum'dan geldi tabii. Buyurun. Evet, size de yine kapı kollarımızdan takdim arkadaşımız. Eda bizden büyük adam köyünden inanıktan bir kameramız, bizim gözümüz, kulağımız ama duruyor da bizim burada kabımızı açıp duruyor. Tanrım da sıcak yakınlar. Son kol saati 5. Evet, 299. Hocam bir resim alayım. Bana dön. İki yüz altmış iki. Bir resim alayım. Saatler bitti değil mi abi? Bitti. Sıra bağlama çekilişinde. 13. Evet, 2 adet yangın tüpü 13 numaralı çıktı. 13 numara. 1 adet ev tüpü, 1 tane de araç için 2 adet yangın tüpü. Sen de çektin.
214 numara. 214. Evet, Haşim abime çıktı. Gel abi. Ben sana kurban olayım. Haşim Bey de derneğimize başlıyor. Yoksul bir öğrenciye Erzurum'a giderken bir tane yolcu biletimiz daha oldu. Abi ben size anahtarınızı takdim edeyim. Bağlama çıkana kadar takdim edeceğiz. Siz 20 numara mı? Yok, 20 gelecek. Bağlama çekilişi 251. 251. Yılmaz Sezer'in tarafından verilen bağlama 251 numara arkadaşlar. Aramızda mı? Evet. Umut Bey bağlamamızı da Ali Başkanımız takdim etsin. Şimdi daha uzun ne alıyorum? Bütün kurbanın hepini cezanı gönden teşekkür ediyorum. Bir sonraki gecemizde de aynı şekilde coşkulu bir şekilde buluşmak üzere hepinize hoşça kalın. Hoşça kalın diyorum. İyi ki varsınız.